Merhabalar. Örgü kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Evet sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Bugün şöyle ekranda gördüğünüz gibi iki renk iple geldim. Sarı ve mavi tonların tonlarında iki renk iple geldim arkadaşlar. Mavimiz sarı ipe göre biraz daha kalın arkadaşlar. Sarı ipimizde orta kalınlıkta bir bebe ipi. Yani bu biraz daha ince ip. Bu da biraz daha kalın bir ip arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir modelden bahsedeceğim bu iki ipe nasıl uyar bu modelimiz nasıl yakışır onu göstereceğim ben şöyle kalın ipimi örebilmek için 4 numaralı şişin üzerinde ilmek aldım siz böyle sarı altın ilmek baby altın ilmek ipine bu şekilde biraz daha ince iple örecekseniz 3 numaralı şiş kullanın derim arkadaşlar şöyle 4 numaralı şişimin üzerine biraz ilmek aldım Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Modelimizin ilmek sayısından bahsedeyim. Bir model 8 ilmekten oluşuyor bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8. Burası bir model. 8 ve 8'in katları ilmek atıyoruz. Sonuna iki kenar ilmeği ekliyoruz arkadaşlar. ve modelimizi lastik olduğunu farz edelim. Siz dilediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Şöyle modelimizin birinci sırasındayım, arka yüzündeyim. Modelimizi arka yüzden başlıyoruz arkadaşlar. Birinci ilmeğimizde bu şekilde bir tane düz örüyorum. İkinci ilmeğimde düz örüyorum. İki düz ördüm. Altı tane ters örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ters ördüm. Burası bir model arkadaşlar. Burası bir model. Şimdi modelimi tekrarlıyorum. Bir, 2 düz ördüm. 6 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ters ördüm. Bu modelden çok güzel hırka yapabilirsiniz, yelek yapabilirsiniz, süveter yapabilirsiniz. İster çocuklarınıza, ister eşinize, kendinize. Aile boyu kullanacağınız bir model arkadaşlar. Modelimiz çok kullanışlı. Ve modeli son kez tekrarlıyorum. 2 düz ördüm. 6 ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ters ördüm son olarak yine tekrar 2 düz ile modelimi bitiriyorum modelimizin birinci sırasını bu şekilde 2 düz 6 ters 2 düz 6 ters olarak arka yüzden kurduk arkadaşlar modelimizin ikinci sırasındayım ön yüzündeyim modelimizin ikinci sırasında ön yüzünde kenar ilmeğini örmeden alıyorum ikinci ilmeğimizde ters tersimizi ters örüyorum 2 ters yani Ondan sonraki sırasına gelen ilmeğimiz 6 düz. Bu 6 düz ilmeğimizin baştaki ilk ilmeğini çift dolayacağız. Arkadaki son düz ilmeği de çift dolayacağız arkadaşlar. Ortadaki 4 düz ilmeği de normal düz öreceğiz. Şimdi 6 düz ilmeğimizin baştaki ilk ilmeğini ben bu şekil çift dolayarak örüyorum. Benim çift dolama tekniğim bu şekil. Bunu bir kere yapıyoruz. Baştaki ilk düz ilmeğimize. Ondan sonra normal 4 tane düz örüyorum. 1, 2 3 4 düz ördüm. Tekrar son düz ilmeğimizi gene aynı şekilde bir örüyorum. Aynı ilmeğin içinden bir kez daha geçiyorum yani çift dolama tekniği arkadaşlar. Burası bir model, modelimizin ikinci sırasındayım. Ön yüzündeyim. Tekrar 1 2 ters örüyorum. Tekrar altı düze geldiğimizde ise bu altı düzün baştaki ilk ilmeğini bu şekilde çift doluyoruz ondan sonrakini 1 2 3 4 düz ördüm son düz ilmeğimizi yine aynı çift doluyoruz 6 tane düz ilmeğimizin bakın 6 tane düz ilmeğimizin bir tane başından çift doladım bir tane de sonunda çift doladım arkadaşlar modelimizin ikinci sırasında ön yüzünde yapacak olduğumuz işlem bu tersimizi ters ördüm düz ilmeğe geldiğimde ise 6 tane düz ilmeğe geldiğimde ise önce bir tane düz örüyorum aynı ilmeğin içinden geçiyorum bir kez daha örüyorum ve tekrar 1 2 3 4 düz ördüm ve son düz ilmeğimi tekrar aynı ilmeğin içinden geçiyorum çift dolayarak örüyorum kenar ilmeğimi de iki ters ilmeğimi de ters örüyorum modelimizin ön yüzünden ikinci sıramızı bu şekilde yapıyoruz modelimizin arka yüzündeyiz üçüncü sıradayız sırasına gelen ilmeğimiz ilk kenar ilmeği bunu örmeden düz alıyorum ikinci ilmeğimizde düz örüyoruz yani iki ilmeği düz örmüş olduk ondan sonra modelimiz bakın 6 ters arkadaşlar ama başında ve sonunda iki tane çift dolama var bu altı ters ilmeğimizi şöyle ipimizi öne alıyorum bakın bu çift doladığımız ilmeği bu şekilde bırakıyorum ilmeğimizin boyunu uzuyor ve bunu örmeden alıyoruz bakın ve şimdi tekrar bir 2 3 4 ters ördüm modelimizin 3. sırasındayım arka yüzündeyim bakın tekrar sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde çift dolama çift dolamaya geldiğimiz zaman bu şekilde boyunu uzatmak için bu çift dolamayı bırakıyoruz ve örmeden alıyoruz ve tekrar şimdi iki düz örüyorum 1, 2 düz ördüm modelimizin arka yüzünde üçüncü sırada yapacak olduğumuz işlemde bu arkadaşlar Tekrar bakın çift dolama ilmeğe geldiğimizde ise aynı şekilde bunu bırakıyorum. Örmeden alıyorum. Ve 4 tane ters örüyorum. Tekrar bakın çift doladığımız ilmeğe geldik. Yine bunu tekrar örmeden alıyorum. Boyunu uzatarak. Ve tekrar iki düz örüyorum. Ve tekrar ilmeğimi örmeden alıyorum. 4 ters örüyorum. Tekrar ilmeğimi örmeden alıyorum ve iki düz örerek modelimizin 3. sırasında arka yüzde bu şekilde tamamladık. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim, dördüncü sıradayım. Modelimizin ön yüzünde dördüncü sırada kenar ilmeğimiz ters ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2. ilmeğimize ters, bunu da bir tane ters örüyoruz. 2 ters ilmeğimiz oldu. Tekrar bakın, 6 düz ilmeğe geldiğimizde ise baştaki ilk ilmeğimiz uzun ilmek. Bunu Yine aynı örmeden aldık. Bakın örmeden aldım. Ve 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 düz ördüm. Tekrar bakın. Son ilmeğimiz uzun ilmek. Örmeden aldığımız ilmek yine aynı bunu örmeden alıyorum. Ve tekrar iki tane ters örüyorum. Modelimizin dördüncü sırasında ön yüzünde yapacak olduğumuz işlem de bu arkadaşlar. Ve şimdi tekrarlıyoruz. Bakın uzun ilmeğimizi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 düz ördüm. Tekrar uzun ilmeğim var. Örmeden aldım. Tekrar 2 tersim var. Ters örüyorum. Bakın tekrar uzun ilmeğimiz var. Örmeden alıyorum. Tekrar 4 düz örüyorum. Tekrar bakın bir tane uzun ilmeğimiz var. Örmeden aldım. 2 ters ilmeğimizle modelimizin 4. sırasını bu şekilde tamamlıyoruz. Modelimizin 5. sırasındayım. Arka yüzündeyim. Modelimizin 5. sırasında arka yüzünde kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sırasına gelen ilmeğimiz düz. Ve sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde örmeden aldığımız ilmek. Bunu yine aynı örmeden alıyorum. Şimdi dört tane ters ördüm. 1, 2, 3, 4 ters ördüm. Tekrar bakın sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde örmeden aldığımız ilmek. Bunu yine aynı örmeden alıyorum bakın. Tekrar sırasına gelen ilmeğimiz 4 düz. Tekrar sırasına gelen ilmeğimiz bakın örmeden aldığımız ilmek. Tekrar sırasına gelen ilmeğimiz 4 ters. Tekrar bakın sırasına gelen ilmeğimiz örmeden aldığımız ilmek. Örmeden alıyorum. Tekrar sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde iki düz. Yani modelimizi 5. sırasında ilmekleri gördüğümüz gibi tersimizi ters örmeden aldığımız ilmeği tekrar yine örmeden alıyoruz. Ve 5. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Arkadaşlar modelimizin ön yüzündeyim. 6. sırada modelimize şekli verecek olan bu sıra arkadaşlar. Ve son sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir ters ördüm. Ondan sonra sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde uzun ilmek. Bu uzun ilmeği bırakıyorum. Bakın modelimiz sökülmesi hiç korkmayın arkadaşlar. Bu uzun ilmeği bıraktım. Bir iki düz ördüm. İki düz ördükten sonra bu uzun ilmeği alıyorum. Üçüncü ilmek olarak bunu örüyorum. Bu şekilde. Şimdi burada üç düz ilmeğimiz kaldı. Bu üç düz ilmeğimizin şu arkadaki üçüncü uzun ilmeği öne şu iki ilmeği arkaya alacağız arkadaşlar. Yani yer değişecek bu şekilde ve bu öne getirdiğim ilmeği de düz örüyorum ve bu sayede modeli ilmeğimizi uzun ilmeğimizi sağdaki ve soldaki ilmeğimiz ortada buluşmuş oluyor arkadaşlar kalan iki ilmeğimizi de düz örüyoruz tekrar yine aynı şekilde altı tane düz örmüş olduk modelimizin altıncı sırasında yapacak olduğumuz işlem de bu ve şimdi modelimizi şöyle tekrarlıyorum 1 2 ters ördüm uzun ilmeği bırakıyorum 1 2 düz örüyorum. Bu uzun ilmeği bu şekilde alıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar şu arkadaki uzun ilmeği öne öndeki iki ilmeği arkaya getiriyorum. Ve bu uzun ilmeklerimi de örüyorum. Bu şekilde modelimizi tamamlıyoruz. Tekrar tersimizi ters örüyoruz. Modelimizi son kez tekrarlıyorum. Arkadaşlar bakın baştaki ilk uzun ilmeği bıraktım. 1 2 düz ördüm. Ondan sonra bu uzun ilmeği örüyorum 3. ilmek olarak. 3. düz düzümü ördüm. Şimdi burada üç düz ilmeğimiz kaldı. Arkadaki uzun düz ilmeğimizi öne, öndeki iki ilmeğimizi arkaya bu şekilde getiriyorum. Ve bunu bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Tersimizi de ters örüyoruz. Modelimizin 6. ve son sırasını bu şekilde tamamlıyoruz. Ben sizlere bir modeli anlattım arkadaşlar. Siz dilediğiniz lastiğin üzerine örebilirsiniz tabi bu modeli. Şöyle modelimizi şimdi ikinci kez nasıl başlıyoruz kısacık onu göstereceğim. İkinci modelimizi gene aynı bu şekilde arka yüzden başlayacağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İkinci ilmeğimiz ters. Düz pardon iki düzle başlıyoruz. Tekrar altı ters örüyorum. Altı ters ördüm. Yani iki düz 6 ters ile başlamıştık. Modeli arka yüzden bu şekilde. Ve altı sırada bir tekrar eden örgü modeli arkadaşlar. Bu altı sırada bir tekrar eden örgü modelini ben sizlere iki farklı iple denedim. Önce şöyle mavi ile olanı göstereyim. Bakın maviye bu şekilde durdu arkadaşlar. Bu biraz daha kalın oldu. Çok güzel bundan bebek kırkası süveter yapabilirsiniz. Bebek örgülerine çok yakışacağını düşünüyorum. Benim çok hoşuma gitti bu model. Bakın lastik üzerine ördüm. Bir ters bir düz lastik uyguladım kenar patı da olarak şuraya dilediğiniz kadar 6 veya da 8 kenar patı da koyabilirsiniz. Çok güzel hırkalar, süveterler yapabilirsiniz. Bir de şöyle sarı ile göstereyim. Bakın sarı da biraz daha ince oldu. Biraz daha kibar oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Aile boyu kullanacağınız bir örgü modeli oldu arkadaşlar. Ben sizlere iki farklı renkle anlattım bu modeli. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu güzel örgü modellerime bir beğeni, bir yorum yapmayı unutmayın diyorum. Başka bir tarifte, başka bir videoda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.